Merhaba arkadaşlar, ben Buhari. Bugün sizlerle Penta teknolojiyi inceleyeceğiz. Penta'da son durum ne? Alınır mı? Uzun vadede ne olur? Teknik olarak bakalım. Şöyle fiyata bakıldığında 24 Ekim'de bir bölünme gerçekleştiği gözüküyor. Bu bölünme sonrasında düşüşlerin devam ettiğini, hatta arkasında da birçok mağdur bıraktığı gözüküyor. Şimdi senin genel olarak bakıldığında zaten fiyatın şuradan 74 seviyesinden 16'ya düştüğünü çok net bir şekilde söyleyebiliriz ki %80'e yakın bir değer kaybı oluşmuş. Burada satışlar bir miktar durulmuş, ancak yeterli ivmenin oluşmamasıyla birlikte tekrardan burada gördüğümüz sert hacimli düşüşler devam etmiş ve 16 seviyesine kadar gerilemiş. Burada artık biraz daha bir tepki alımları gelmiş. Burada bir taban oluşturma çabası içindeki bugün de %3'ün üstünde bir yükselişte 17.43 seviyesine günlük kapanışını gerçekleştirmiş. Şimdi Penta'nın temel tarafına bakıldığında şöyle özete bakalım. Gördüğünüz gibi bilançoda olumsuz bir durum gözükmüyor. Hatta finansal borcu az. Kasasında 631 milyon nakiti var. Net dönem karı 103 milyon vesaire vesaire. Yani temel tarafında bir sorun yok. Ben biraz da araştırma yaptım bu kadar neden düştüğüne dair, ancak bir neden bulamadım. Yani kesin şu yüzden düşmüştür, bu yüzden düşmüştür diyemiyorum açıkçası. Tahtası riskli mi? Evet, riskli bir durum. Yani bu hisseyi alırken de bu riski göz önüne alınmanız gerekiyor. Ancak şu şekilde yapılabilir. Şu anda fiyat 16.43. 16 seviyesi burada stop loss seviyesi olarak kabul edilirse, yani fiyat aşağı gelirse 16 seviyesi sizin stop loss seviyeniz olmalıdır kesinlikle. Stop loss seviyesini kabul ederek işleme girerseniz sorun olmayacaktır. Düşüşlerin bittiğini tam emin olmamakla birlikte ki teknik olarak da düşüşlerin devam etmesi mümkün, onu da bilmeniz gerekiyor. Ancak fiyat şu anda 17.43 seviyesinde. Eğer ki 19.20 seviyesinin üstünde kalmayı başarırsa, ki buradan oluşan tepkilerle EMA'nın üstünde kalmayı başarırsa, artık burada bu taban bölgesinden bir miktar uzaklaşmış olacak ki şurada görüldüğü gibi yukarı yönlü hareketler devam edebilir. Böyle bir durumda arkadaşlar buradan alınacak riskle birlikte, yani 17-16 bölgesinde alınacak riskle birlikte kesinlikle 16 burada en son destek noktası stop loss olarak kabul edilip burada fiyatın 20'nin üstüne kalıp kalmayacağını takip edeceğiz. Zaten fiyat 20'nin üstüne kalırsa şurada gördüğünüz turuncu olarak işaretlemiş onu, trend çizgisine doğru tepki alımları gelecek. Yani 23 seviyesine doğru yükseldiğini görecek. Ancak bu yeterli olmayacak ki eğer 23'ü kırarsa 23'ün üstünde de 32 seviyelerine doğru bir yükseliş görebiliriz. Ve 32 aslında kritik eşik arkadaşlar, önemli bir direnç. 32'nin kırılması düşüş trendinin tamamen bittiğini bize söyleyecek. Yani buradan alan arkadaşlar 16'dan 17'den mal etmeyi düşünüp 16'yı kesinlikle stop loss yapacak arkadaşlar. Öncelik 20 seviyesi olmalı. 20 seviyenin üstünde kalırsa 23 seviyene doğru bir yükseliş görmemiz mümkün olacak. Eğer bu turuncu kanalı kırabilirse, ki aslında bizim kanal takibimiz bu bölge, turuncu kanalı kırabilirse o zaman ana trend çizgisine doğru bir yükseliş göreceğiz. Yani 31-32 seviyeleri yapıyor. Asıl önemli olan seviye burası. Yani buradan uzun vadeci almayı düşünen arkadaşlar burada tepki yükselişlerine, yani 32-33 kısa vadeci arkadaşlar için de geçerli, 32-33 seviyelerinden satış yapmaları iyi olacaktı. Ancak burayı kırarsa yükseliş bu noktadan sonra başlayacak. Burayı da önemli belirteyim. Buradan alan arkadaşlar kısa vadede 32-33 seviyeden satış gerçekleştirebilir. Fiyatın buradan güzel bir trend oluşturup trend çizgisine, yani ana trend çizgisini kırmaya çalışması durumda. Trendi kıramazsa buralardan kesinlikle satış olacaktır. Onu da bilmenizde fayda var ki bu satışlarla birlikte tekrardan geri çekilmemiz mümkün olabilir. Ancak trend kuvvetli olursa burayı hacimli geçişle birlikte uzun vadede 42-30 ve devamında 48 60 seviyeleri hedef olabilir arkadaşlar. Penta tarafı bu şekilde arkadaşlar. Hisse tahtası riskli mi? Evet, dediğim gibi risk var. Risk alınmadan da maalesef borsada bir şey olmuyor. Onun için 16'yı stop loss seviyesi olarak kabul edip burada oluşan tepkileri takip ederseniz 20 üstünde kalması durumunda ilk etapta 23, 23'ün kırılması ile birlikte kısa ve orta vadede 32-33 seviyelerine doğru bir yükseliş görebiliriz teknik olarak ki teknik seviyeleri, indikatörleri de dip seviyeleri de şu anda ve çoğu taramada da çıkıyor karşımıza. Asıl yükseliş 23-24'ün üstünde başlayacak. Yani bu ana trend çizgisine doğru 32-33 seviyesine doğru bir tepki hareketi gelmesi mümkün. Bu düşüş trendini kırmak isteyecektir. Asıl yükselişte dediğim gibi bu trendin üstünde oluşur. Burada kısacılar ve uzuncular
isterse satış yapabilirler ki, çünkü fiyatın burada bir ana trend çizgisine doğru bir tepki hareketi gelmesinde %100'e yakın bir yükseliş kaydetmiş olacak. Buraya da önemli, takip edin. Az önce de söyledim. İsteyen arkadaşlar kısacı veya uzuncu fark etmez. 23-24'ün üstünde 32-33 seviyelerinden satış gerçekleştirebilir. İlk etapta belki bu ana trendi kırmayabilir. Ancak ana trendi kırarsa da uzun vadede 42 ve 48 seviyeleri hedef fiyat olarak takip edilecek. Dediğim gibi temel tarafında bir sorun gözükmüyor. Biraz da gıybet analizine baktım. Orada da bir sıkıntı yok ama neden düştüğünü açıkçası bulamadım. Dediğim gibi isteyen arkadaşlar risk alabilir. Cümleten bol kazançlar. Hoşça kalın.